Hüseyin Deniz'e hoş geldin. Hilafet gelse kim hilafet olacak? Nurcular mı, İsmail Ağacılar mı, Kadirliler mi? Kim bu cemaatler? Birbirine zaten gıcıklar. Vallahi gelsin de birbirini yesinler, kurtulalım ya. Yani peygamber soyuyla alakalı hilafet tabii. İşin bir de kılıç soruyla alakalı tabii. E kim olur arkadaşlar? Öyle bir şey olması mümkün değil mi ama olsa olsa Erdoğan olur. Erdoğan ailesinden de biri yoluna devam eder yani. Önce onu söyleyelim. Sudan sebeplerden otobota adam tutuklamak moda oldu. Kabak tadı verdiler demiş Canan. Onun niye yapıldığını söyleyeyim. Niye bu tutuklama olayı bir silah gibi kullanılıyor? Korku yaymak amacıyla. Korku yaymak amacıyla. Yoksa normalde bu insanların tutuklanmaması gerekiyor. Türkiye'deki hukuk sistemiyle de tutuklanmaması gerekiyor. Sevgili izleyiciler, 2 yıllık bir cezanın yatarı yok Türkiye'de. 2 yıllık bir cezanın yatarı yok. Yatarı olmayan bir ceza için insanlar tutuklanamaz. Eğer yatarı olmayan bir ceza için insanları tutukluyorsanız gözaltına alabilirsiniz ama tutukluyorsanız bilin ki zaten cezalandırmak için yapıyorsunuz demek. Ve korku salmak amacıyla insanlar konuşamasın. En kolay basit bir cümle kuruyoruz. Silivri soğuktur cümlesini kuruyoruz dikkat ederseniz. Herhangi bir şey konuşacaksak. Halbuki konuştuğumuzla ilgili bir şey olmayacaktır. Şimdi benim 2 gündür emniyetten arıyorlar, İstanbul Emniyetinden. Aşağıda dinleniyordum. Gülşah geldi. İstanbul Emniyetinden arıyorlar. Çünkü telefonu da en az 20 kez aramışlar. Dün çok aramışlar. Geri döndüm, ulaşamadım. Dedim ki herhalde yine bir soruşturma. Neyse. Bir olaymış. Olayla ilgili olarak hafta içerisinde Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifademizi vereceğiz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'de inanın bu hani Canan'ın dediği gibi otoboka tutuklama veriyorlar ya bilerek, istenilerek talimatla yapılan bir şey. Talimatla yapılan bir şey. İnsanlar tutuklanmayacaklarını bilseler konuşurlar. Patır patır konuşurlar yani. Ya şimdi öyle Sedef Kabaş'ı tutukladılar. Ya Allah aşkına. Ah. Kitabını göndermiş geçen gün Sedef. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yandığın ateş yoluna ışık olur. Hayat vazgeçmeyenleri ödüllendirir. Kitabının arka kapağının başlığı ve kitabının da ön başlığı. Yandığın ateş yoluna ışık olur. Güç güçlükten doğar demiş. Kendisi de kitabı imzalayarak göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Okuyorum bir taraftan da kitabını. Çok ilginç geldi. Sedef Kabahiç de böyle bilmezdim. Önce söyleyeyim. Hayat hikayesi açısından da söylüyorum. Hem çok birikimli, hem çok kültürlü, hem de çok özel bir eğitimden geçmiş. Sedef Kabaş, hayatı başarılarla dolu bir gazeteci meslektaşımız.